Siz niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Si senyor. Mojito, mojito. Havyarda yaptırım. Lan siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. İlk fakirlik izle. Fakirliği de mi var bunun? Bir Pringles tamam. Olmuş 15 lira. Pringles ya, cips ya. Lan bu ülkenin yarısı Pringles, en son Cemuzan dönemindeydi. Onlar araştırmışlar. Bizde ne kadar lazım 4 kişilik bir aile için? 7000 lira. O ne? Bir de fakir düğünü var bak. Tek. İstanbul'da trafik varmış. Annen ya. Millet fakir. Cem bırakıyor. Karantin ben değil bırakıyorum. Ben fakir bir yerde meydana geldim. Babam bana sürekli oku oğlum, bizim çektiklerimizi çekme diyordu. Okudum, bankacı oldum, nezih güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi güzel gidiyor derken bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. Efsane cuma, harika cumartesi, şahane pazar falan derken ne kadar kim sokum alıp varsa hepsini eve doldurdum. Lambasından prizine, saatinden robot süpürgesine, evdeki her şey akıllı olmuştu. Lan bir baktım evdeki tek yeri zekalı ben kalmışım. Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bak ben bir asgari ücretle 4 tane boğaz bakıyorum. Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8000 TL. Yani %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani eşim de sağ olsun arada temizliğe gitmezse resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Şehir dışında okuyorum. Arkadaşlarla buraya geldik. 2 artı 1'e de 8 kişi kalıyor. Ümit de var. 9 kişi kalıyorduk. Daha birkaç ay oldu olmadı. Bu online eğitim lagası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin, ben burada aç kaldım. Piçiler diyor bana ne senden? Bizim ne bok alacağımız belli değil. Nasıl ödüyorsan öde diyorlar. Ben de bir çözüm buldum. Odanın birini kiraya verdim internetten. Bunu böyle şey gibi düşünün, böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun. Seansı 100, saati 100 lira. Gece de 500. Dedim bu böyle olmaz. Girdim müdür odasına. Müdür bey dedim, benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi. Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110, al sana 120 dedi. Adam bana o hareketi yaptı ya, benim beynime kan sıçradı. Görevimden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana iş mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım? Gittim bir kredi çektim. Ufak şirin bir kafe açtım. Zaten benim hep hayalimdi. Ben tabelayı astım. Bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacıda mevzu patladı. Virüs virüs dediler. Ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım. En son baktım yapamıyorum. Evi sattım. Krediyi kapattım. Dükkanda kalırım dedim. Bir ay sonra zaten tüm mekanlar kapandı. Devredemedim. Öyle bir salak çıkmayınca o da gitti. Şu an işte en son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Yağ yer. Ekmek yer, yağ yer, tütün içer. Tütünü yasakladılar lan. Bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı 5 kişi dönüyoruz. Hayır, biri görse yanlış anlayacak. Kut altına gideceğiz. 16 sene yatar var içiciliğin ya. Şu oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Geç lan. Ben. Ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz? Abi evde zeytin yok, peynire kapak yok. Çık lan sere. Ya kusura bakmayın, fakir çocuğu işte. Onlar da böyle eğleniyor. Lan buraya böyle bırakıp gitmişler ya. Abi kusura bakmayın, 8 aydır vakit bulamadım. Bir şey kiramadım abi, ne içersiniz? Bir keresinde amcam gelmişti Almanya'dan. Gel lan de sana döner ısmarlıyorum. Gittik. Lan bir baktım döner etten yapmışlar. Ben de zannediyorum tavuk döner yiyeceğiz. Ne etten de yapılıyormuş. Ne bilelim abi, biz görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'den az 40 milyon insan et dönerinin tadını bilmiyordu. Bak yemin ediyorum. Vallahi aslına bakarsan önce mi daha fakirdim, şimdi mi daha fakirim bilmiyorum. Şimdi cebimde 5 kuruş para yok ama kafam rahat. Bile diyagara yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, ons bana girdi. Benim ne bile değil. İstese dolar 50 lira olsun. Yok ki. Fakirliğinde böyle güzel yanları var. Artık Night'taki LPC'ler gibi bütün gün burada duruyorum. Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Şimdi hayatımın kendisi Nuri Bilge Ceylan filmi gibi olmuş. Bütün gün böyle uzaklara mal mal bakıyorum. Zaten burası Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Sıkılmıyorsun. Adama diyorum ki fakirim, diyor ki cebinde 2000 liralık telefon var. Al var, he var. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasım kasım kasılıyor ya, bu çıktı adam gerçekten vuramıyorum. Ya. Cep telefonunu zenginlik göstergesi olduğunu falan şey yapıyorlar, savunuyorlar. O röportajda da görüyorsunuz ya, sürekli
bir şey konuşuluyor. Bir anda konu cep telefonuna geliyor anlayamadığım bir şekilde. Ya sırf iPhone çıksın diye Çağrı Taner'in bütün çekilişlerini, anamın başımı, bütün sülaleme etiketliyorum ya. Ya ben mahallelerin düşecek adam mıydım? Ar namus şeref kalmadı ya. Telefon mu? Alma bu telefonu, kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalım ama beslenemediğim için keçe gibi. Ama adalet yok. Adam mesela köpeğine kilosu 80 liralık mama yediriyor. Onu yesem ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Aa bak 5 liralık mama yiyorum. Şurada ya belediye de atıyor ya. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmişken yakabem olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca sike sike uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneşteymiş. Ya bu zenginler vintage diye eski püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek, al. Vintage leğen, vintage lavabo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al, vintage süpürge, vintage soba, vintage avrat. Benim evde her şey vintage ama para etmiyor. Abi parasızlıktan kaç aydır boğazımdan et, süt, yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resmen vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak abi bak sana göstereyim ne yediğimi. Bak bak. 3 öğün nadal yiyorum ben abi. Bütün gün nadal yiyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten beynim çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor ölüyor. Gençler artık bitti bitti bunlar yüzünden abi. Anladın mı? Biz ölüyoruz bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Bak görüyor musun abi bak nasıl dökülüyor? Görüyor musun abi sen bunu? He? Yeter abi biz bittik bittik. Beynimiz çalışmıyor artık bunları yemekten ya. Ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki sokağa çıkmaya yasağı var. Bana 3000 lira ceza yazıyor polisler. E kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlete 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabaha kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da olmayan bana ceza yazıyor. Ya yazsın burada bile değil. En fazla size gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. Lan size bırakın lan sosyal mesafeyi. 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim. Kokuyorum ama sokakta yatıyorum. Çok normal. Bak bak 5 tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Mesela yatıyorum suratında bir sıcaklık. Köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya. Ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldenlar neyse iki tokat çekiyoruz gidiyorlar ama pitbulllar anamızı ağlatıyor. Aslında bu devirden güzeli ne biliyor musun? Kendine bir şugur dedi bulacağım. Ah ne güzel ekmek elden su gölden rahatına bakacağım. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşkitom. Hadi kolay gelsin. Dikkat et kendine bebeğim. KYK bursuna başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı, maturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu çiğ köfte gibi abi. Yerken tatlı, çıkarken anam resmen yakıyor. Ama Allah kerim yani artık onu o zaman düşünürüz. Ne bak yani aç mı kalak? Abi iki dakika kessenize ben kafeye bak gelsem olur mu ya? Yani benim yani. Hoş geldin abi. Ali Minge. Şöyle geçin. Yalan çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle Mahsun dedi bak Bitcoin 19 bin dolar olmuş. Bütün paranı bas. Biraz... Mantıklı ama değil mi ya? O da kiralamak falan böyle yirben bir mantığıyla. Sonra 100 bin dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi. İşte salak kafam dinlemedim onu. Bak çocuk şimdi YouTube'dan paranla koyuyor. Ben de gelmişim burada sikko bir şeyin üzerinden size geldim röportaj yapıyorum. İşte hayat. Vallahi inşallah bu günleri atlatacağız. Britney Spears bile 2007'yi atlattıysa inşallah ben de bu dönemden atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı. Yakaladım da anlatayım. Ne diyeyim kanka? Ne demem istiyorsun? Yakaladım muhabbeti. Ne demem gerekiyordu yani orada? Oğlum çocuğu. Puh! Lan bu zenginler var ya bunlar bak görüyorum bak milyonluk araca binmiş. Çek çek oranı çek. Buna oğlum çocuğu. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf fakiriz diye. Puh! Üstüm başıma bak ne oldu? Bu ne lan? Nerede lan o zenginlik? Zengine de bakalım. Aa, Berke Prime'de varmış. Hoş geldin aramda. Teşekkür ederim. Set. Wanderer mı? İkinci ayını kutlamış. Şimdi ikinci ay 10 ay sonra bakalım demiş. İkinci ayımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hala arıyor mu? Arıyor galiba ya. Beyaz. Enes. Mili. Alo. Bulmadı arıyor hala mu? Ya. Ha, okay, okay. Evet evet arıyor. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Bende ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne ar namus kaldı, hiçbir şey kalmadı. Acaba
acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetime. Küçükken böyle ailece otururduk. Televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz video var ya. Onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yolda nasıl zengin olurum, milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim Tosun paye doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildim bileli. Baba parası yiyorum. Kocamanım da söylüyorum yani ne olacak? Başkasının malını mı yiyorum? Şaka bu şaka mı ya? Ben bundan önce amcamın bir tane ne G olarak çalışıyordum. Oynayalım, sıkıntı yok. Başkanımız yok ki artık baksana abi. Bunu devam ederiz arkadaşlar. Nasıl biz kartopu mu başlattık?